Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yılın ilk videosuyla karşınızdayım. Umarım herkes için güzel bir yıl olur. Böyle çoğunluk 2022'den çok memnun değildi. Umarım bu 2023'te değişir. Herkesin yeni yılını da kutlamış olayım. Neyse, konumuza geçelim. Bugün Çakma vs. Orijinal serisinden bir video daha çekiyorum. Daha öncesinde bir deneme atışım olmuştu, çok izlenmemişti. Çakma vs. orijinal Gucci videosu çekmiştim. Gucci gözlükten bahsediyorum. Hatta onu da suratıma takayım. Surat neyse, yüzüme takayım. Hatırlayanlar olur belki, şu an replikası var gözümde. Replikayla orijinali yan yana koyduğunuzda ufak tefek detay farklarını görebiliyordunuz. Fakat bugün Türkiye'nin en fazla satılan Ray-Ban markasına ait iki gözlük modelinin replikalarını satın aldım ve orijinal diye satılıyor. Neredeyse hatasız replikalar hatta. Birlikte kıyaslayacağız. Elimde orijinalleri de var. Bu arada şunu da rica edeceğim. Çakma vs. orijinal videolarında sizden biraz destek istiyorum. Şu anlamda destek istiyorum bu arada. Karşılaştırmamı istediğiniz bir şeyler varsa muhakkak yorumlarda belirtin. Yani bu ayakkabı da olabilir, gözlük de olabilir, cüzdan da olabilir. Tamamen isteğinize bağlı. Tüm düşünce lerinizi aşağıda belirtebilirsiniz. Neyse, bugünkü konuklarımızı tanıtayım. Bir elimde RB2140 diye geçen, hatta sizin de Wayfarer diye bildiğiniz olan model. Diğeri de Ray-Ban'in ince çerçeveli modellerinden RB3447 modeli. Zaten görselleri yukarı geldi. İki gözlüğü de yıllardır kullanıyorum. Wayfarer daha yeni sayılır. Bir sene falan oldu. Diğer gözlük de 3 senedir bende. Replikalar da burada. Abi birebir logosuna kadar her şeyini yapmışlar. Kutularından bahsediyorum. Hep birlikte açacağız. Detaylı olarak kıyaslayacağız. Abi adamlar iki gözlük için garanti belgesi bile yollamışlar. Oha! Bu arada söylemeyeceğim. Benim evimin yanında adamların ofisi. İthalatçı firma diye yazmışlar. Yürüyerek 3 dakika falan. Evet, bebişleri getirelim. Bu arada masa bayağı çizildi, helal edin. En son incelediğim sistemlerden biri böyle 25 kiloluk bir kasa vardı. Evirip çevirirken falan masayı çizdik, bizim paralayacağım. Bu videoluk dediğim gibi helal edin. Evet, replikalar burada. Orijinaller burada. Orijinallerin dış kutularını atmışım, şu kutulardan bahsediyorum. Sadece kılıfları var. Wayfarer'ı açalım. Bu da babam pislikten ölüyor ya. Bunu videodan önce temizlemem gerekiyordu. Ha, fiyatlarını söylemeyi unuttum. Tamam, en çok merak ettiğiniz şey zaten. Wayfarer'ın orijinalleri, bu elimde tuttuğum modelden bahsediyorum. Piyasada 2400, 2000 o civarlarda geziyor. 2000 liraya bulabiliyorsunuz. Bunun iki modeli var. Bir 50 ekartman diye geçiyor, bir de 54 ekartman diye geçiyor. Ekartman dediğimizde camın çapı. Bu 54 olan biraz daha büyük. Bunun bir de küçüğü var, dediğim gibi 50'lik. Diğer modeli de açıyorum. Çık lan. Bu da leş gibi. Keşke teknoloji gelişse de hem şu gözlük camlarını hem de telefonlarının kameralarını silmek zorunda kalmasak. Evet, diğer bahsettiğim model de bu. Zaten tanıdık gelmiştir, bayağı popüler bir model. Duruşu da bu şekilde. Bu gözlük de 2000 lira civarına satılıyor. Aynı fiyata sahipler Wayfarer'la. Wayfarer'ı da gözümüze takalım. Replikaların fiyatını söylüyorum şimdi. İkisini de 550'şer liraya aldım. Yani neredeyse dörtte bir fiyatına. Bakalım ne çıkacak, ben de merak ediyorum. Evet, Wayfarer'dan başlayalım. Böyle bir kutuda geldi. Açalım. Kutunun içi de bu şekilde. Süet içi. Gayet kaliteli duruyor bu arada. Hop. Oha. Oğlum çok iyi. Fazla iyi. Şimdi yan yana kıyaslayınca çıkacak ortaya farklar. Bunu kenara alalım. Gel bakalım senden ne çıkacak. Yine kutu taş gibi güzel. Tüh, Allah kahretsin. Yanlış modeli yollamışlar ya. Yani benzer bir model ama farklı bir model. Ulan tam dayaklıksınız ha. Keyifler kaçtı. Diğer model de bu şekilde. Diğerine çok benziyor. Tek farkını da söyleyeyim hatta. Bunun çerçeveleri biraz daha oval geliyor. Diğerinde böyle bir tık daha hafif köşeli. Ulan canımı sıktınız şimdi. Hatta şöyle farkı göstermiş olayım. Anlamışsınızdır. Ya babam, yapmayın şunu ya. Bende mi hata var bakacağım. Onlar yanlış yollamış. Neyse, moral bozmak yok. Devam. Şimdi Wayfarer'la başlayalım. Orijinali de koyuyorum buraya. Öncelikle içinden çıkan beze bakalım. Bu orijinalin bezi. Burada bir tane kare kod var. Tüm bezlerinde olmuyor bu. Herhalde bu modelde öyle yaptılar. Şöyle yakından göstereyim. Ray-Ban logosu da bu şekilde. Replikaya geçelim. İçinden şöyle bir kitapçık daha çıkıyor. Bu orijinalden de çıkıyor ama nerede bilmiyorum. Açalım bakalım. Oho, bezden fena patladılar. Önemli detay değil ama
Yani. Aradaki farka bakın yani mendillerin büyüklük farkı bile var. Diğeri 4 katı falan herhalde. Ve logoları yan yana koyduğumuzda da durum bu şekilde. Bariz bir fark var. Bunda ekstradan kumaşın üstüne sticker gibi yedirmişler. Burası plastik. Bu direkt kumaş olarak duruyor. Belki boyamışlardır bilmiyorum. Kutuları yan yana getirelim. Sağ elimdeki orijinalin kutusu bir tık daha geniş duruyor. Böyle sağına soluna baktığınızda herhangi bir dikiş hatası yok. Replikada şöyle iplikler çıkmış ve dikişler daha aralıklı. Bu köşede de aynı şekilde ufak tefek hatalar var. Şuradaki logoya gelelim. Bu çıt çıtından bahsediyorum. Kullanıldığı için bu biraz aşınmış. Ama Ray-Ban logosu dümdüz duruyor. Bunda hafif yamuk kalmış mesela. Orijinalde dikişler hiç belirgin değil. Replikada baya böyle patır patır girmişler. Şuradaki logoya baktığımızda ton farklılıkları görüyoruz. İçini açtığımızda neredeyse fark yok. Replika elimdeki. Orijinalde de durum aynı. İç tasarımında hiçbir farklılık yok. Deri hissiyatına geldiğimizde bu biraz daha böyle gerçek bir deri hissiyatı veriyor. Bu tamamen böyle suni olduğunu belli ediyor. Ve biraz daha dokulu böyle. Daha fazla çatlak var replikada. Bunlar aslında teferruat, çok önemli olmayan detaylar. Sadece elinizde bir ürün varsa ve orijinal olduğunu düşünüyorsanız kontrol edin diye bu kadar detaya giriyorum. Şimdi gözlükleri kıyaslayacağız. Asıl önemli olan taraf bu. Oğlum gözlüğünü de ben anasını ağlatmışım bu arada. YouTuber'dan temiz. Sağ elimdeki yine orijinal, sol elimdeki replika. Yine başladık. Abi çok zor gözlük incelemek. Cam var ya, yukarıdaki ışığa yansıyor falan. İğrenç ya. Şöyle Ray-Ban logolarını göstereyim. Bir kere replikadaki biraz daha kalın ve büyük yazılmış. Orijinalde biraz daha küçük ve ince ve yerleri de farklı bu arada. Replikada biraz daha yukarıya yakın ve yazı sol tarafta konumlandırılmış. Orijinalde biraz daha ortada ve bir tık aşağıda kalmış. Ama yazıda hiçbir hata yok. Onu belirteyim. Mesela Gucci'yi kıyaslarken fontlarında farklılık vardı. Bunlar birebir aynı. Şöyle göstermeye çalışacağım. Ufak bir RB kazıntısı var böyle, lazer yazısı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Aynısı replikada da var ama bir tık daha belirgin yapmışlar. Yani bunu gördüğünüzde orijinal olduğu anlamına gelmiyor. Bazıları ona bakarak ARB yazıyor bu orijinal diyebiliyorlar. Bir farklılık keşfettim bu arada bakarken. Yukarıdaki orijinal burun kısmına baktığınızda biraz daha oval. Replikada biraz daha düz geliyor. Şöyle tam gösteremiyorum ama burun kısımlarında da ufak tefek farklılıklar var. Bir şimdi gözüme orijinali takıyorum. Duruşu bu şekilde. Şimdi de replikayı takalım. Oo, replika biraz daha sıkıyor. Belki bu gevşemiştir kullanılmaktan, o yüzden olabilir. Görüntü de bu şekilde. Şimdi şöyle bir farklılık daha var. Replikada şu kulak kısmı daha oval. Orijinalde düz. Fakat bu şundan olabilir. Benim kafam böyle bu tarafa doğru uzun olduğu için kulağıma tam yetişmiyordu. Şu çeperine gelmiyordu kıvrım kısmı. Optikçiler bunu yapıyor. Verdiğinizde bunu böyle ısıtarak biraz açıyorlar. Bu ovallık bundan daha az bunda. Ama ben o işlemi yaptırmadan bu kadar oval miydi hatırlamıyorum. O yüzden burayı kıyaslamak doğru olmaz. Yan tarafına baktığımızda Ray-Ban logolarında hiçbir farklılık yok. Yukarıdaki orijinal. Vallahi buralar birebir aynı. Şu iç tarafındaki yazılar da neredeyse birebir aynı. Orijinalin menteşesi. Bu da replikanın menteşesi. Şunu da belirteyim, gösteremeyeceğim bir şey çünkü. Kalite olarak neredeyse birebir aynılar. Malzemede hiçbir farklılık yok. İkisi de tabii ki plastik ama benzer kalitelerde. Şimdi bir de ağırlıklarına bakalım. Replikayı tartıyorum. 48.9 gram. Orijinali tartıyorum. 47.5 gram, 4 gram. Yani aralarında neredeyse fark yok. 1-1,5 gramlık bir fark var. Bence gayet kabul edilebilir bir fark. Bir de Wayfarer'ın Wayfarer gibi gözükmesinin en büyük sebebi açılı olması. Birçok replikası var biliyorsunuz bu modelin. Ve rezalet replikalar. Açı dediğim şey de bu. Gözlüğün sapını böyle dümdüz tuttuğunuzda yaklaşık 30 derecelik bir açıyla geliyor gözlük. Yani düz değil, eğik duruyor. Bu da aslında Wayfarer'ın suratta marjinal durmasının sebeplerinden biri bence. Zaten dümdüzse emin olun o bir replikadır. Orijinali de böyle tuttuğumda yine yaklaşık aynı derecelerde geliyor eğikliği. Şöyle yan yana da tutmuş olayım yukarıdaki orijinal. Babam vallahi helal olsun yani yapana. Saygılar. Çok iyi bir replika. Yani şöyle içinde metal bir detay var. Mıknatıs gibi bir şey herhalde o. Ona kadar düşünüp yapmışlar. Şimdi gelelim diğer modele. Çok üzüldüm ama ya. Yine kutulardan başlayalım. Abi ben de nasıl kullanıyorsam hepsi gitmiş buraları. Yine aynı dikiş problemleri bunda da var. Hızlıca içlerini de göstereyim. Bu da orijinal. Orijinal biraz pis tozlu bu arada. Yani kutular fena değil. 10 üzerinden 8 alır. Şimdi bunun içindeki beze bakalım hemen. Yine diğer gördüğümüz bezle birebir aynı. Bu da orijinalin silme bezi. Biraz kirlenmiş bu arada. Yan yana koyduğumuzda kameraya çok yansımıyor ama bezlerde ton farklılığı var. Şuradaki kırmızılarda da ton farkı var. Kırmızılar daha belirgin.
Ray-Ban yazıları da mesela orijinalde bir tık daha ince. Bak burada bezler aynı boyutta ve birbirine yakın. Bu arada bu bez başka bir Ray-Ban modeline ait olabilir. Çünkü optikçiler hem gözlükleri hem bezleri böyle açıp kapatıyorlar falan. Bazen böyle yanında eşantiyon olarak koyuyorlar. Bilmiyorum. Ray-Ban olan varsa mendili böyle mi? Onu aşağıda yazabilirler. Yani elma ile armutu kıyaslıyorum şu an. Çok kıyaslıyorsam yok ama yine bir bakalım farklılıklar var mı? Yine Ray-Ban yazılarına baktığımızda köşeye daha yakın orijinale göre. Bir hissiyatına bakacağım şunun. Çok sert bunun menteşeleri. Buna bakalım. Bu artık gitmiş nanay. Bir detaylarına bakalım. Orijinalinin sapının içerisinde Made in Italy yazıyor. Replikada da helal olsun yapabilmişler. Orijinalde diğer sapta böyle bir yazı var. Replikada da durum aynı şekilde. Oğlum nasıl yanlış yollarsınız? Çok üzgünüm ya. Şu burun kısmının içine baktığımızda Ray-Ban yazıyor ve ekartmanı yazıyor. Orijinalde de durum aynı şekilde. Yani bunlar çok hatasız gibi ya. Yani şu üstündeki tırtıklar, gözlüğün çerçevesindeki tırtıklar falan orijinalde de birebir aynı. Bu arada bu tarz gözlüklerin şöyle bir avantajı var. Bunu bilmeyenler olabilir. Bu gözlük biraz önceki modelde olduğu gibi şöyle kulağınıza tam yetişmeyebilir. Bunları uzatabiliyorsunuz bu şekilde. Hatta şöyle göstereyim. Şu an en kısa konumunda. Bunu böyle çeke çeke bayağı uzatabiliyorsunuz. Hatta kullandığım diğer modelde durum bu şekilde. Diğer kemik gözlüklerde de söylediğim ısıtma işlemini yapıp biraz böyle açıyorlar gözlüğü. Yani şunu belirteyim, bu da muhteşem güzel bir replika ama bunu yapması bir tık daha kolay gibi diğerine göre. Zaten full metal çerçeve ve camdan oluşuyor. Ama şu içerideki ufak tefek detaylara kadar doğru yapmaları başarılı. Evet, çakalım Wayfarer'ımızı gözümüzü. Replikayı takmışım bak. Evet, videoyu izlediniz. Yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. Aa, çok önemli bir şey söylemeyi unuttum bu arada. Gözlüklerin camları arasında fark edilir hiçbir fark yok. Çok çirkin bir cümle oldu ama. Yani camlar kaliteli duruyor. Gerçek cam bu arada, böyle naylon falan kullanılmamış. Zaten ultraviyole camlar. Polarize olduğunda böyle replikalardan biraz kaçın, onu söyleyeyim. Polarize camı yapmak daha zor bir şey. Ve sahtesi olduğunda göz için daha da tehlikeli. Ama UV'de sıkıntı yok. Gayet kaliteli camları. Bana nereden aldığımı sormayın, söylemeyeceğim. Orijinal gözlüklerin linki aşağıda açıklama kısmında. O linklere bakarak satın alım yapabilirsiniz. Dilerseniz diğer modellere de bakabilirsiniz. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan birine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.